Dördüncü sınıf matematik dersi, birinci dönem örnek, birinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ilk konularda doğal sayıları, işte toplama, çıkarma geçtiyseniz de belki basit olarak çarpma, bölmeye geçtiniz. Bunlarla ilgili sorular karşınıza çıkacak. Dördüncü sınıfın birinci yazılısı en kolay yazılıdır. Karne notunu yüksek tutmak için bulunmaz bir fırsat. Emin ol, bu sınavdaki sorular çıkacak ya da bunun benzeri sorulara çıkacak. Ama önce durdurup kendini sınaman gerekiyor. Kendin çözmeye çalış, sonra buradan doğrusunu izleyebilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılılardan haberdar olmak için takip etmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım sevgili öğrencilerim. İlk sorumuz 10 puan değerinde. Aşağıda rakamlarla verilen sayıların okunuşlarını yazınız. Okunuşları verilen sayıları ise rakam mı yazınız 10 puan değerinde? Şimdi biz şunu şöyle bir ekranın sağ tarafını çıkartalım ve diğerinden biraz başlayalım. Şöyle birazcık büyütelim, değil mi? Sayımızın okunuşu burada. Okuyor. Yazmama gerek yok. Noktayı koy burada sevgili öğrencim. Nokta burada bölükleri birbirinden ayıran işaret. Bu noktayı ben bin diye okurum. 45 nokta, 45 bin. Devamında 72 var. 70 nokta, 70 bin. Devamında da 802 var. 4 nokta, 4 bin. Devamında da 56 var. 100 bin, 29. Altındaki 974 bin, devamında da 106 var. Şimdi bunun tam tersini yapalım. Burada da bin kelimelerinin altını çizelim sevgili öğrenciler. Unutma. Bine kadar olan yeri noktayla belirtebilirsin. Mesela 46 bin, 46 nokta. Bak, binler bölüğünde bir rakam, iki rakam, üç rakam olabilir. Ama bir sayının binler bölüğü varsa birler bölüğünde üç tane rakam olmak zorunda. Mesela 46 bin 13. Tutup da buraya 13'ü yazarsan olmaz tabii ki sevgili öğrencim. Çünkü burada 3 tane rakamın olması gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Önce bir 0, sonra 1 ve 3'ü ekleyeceğim. Bir diğeri. İşte diyor ki 1000'in altını çizdim. 850 bin. 850 noktayı yaptım. 96 iki basamaklı. Önce bir 0, sonra 9 ve 6'ı yazabilirim. Bir diğeri. 9 bin. 9 bin. 9 nokta. 12 diyor. 0 yazdıktan sonra 12'yi yazabilirim. 500, 5000 diyor. 500, bir dakika mavi renk yapalım. 500, 5000, 505 nokta şeklinde yazdım. Devamında 162. Alışmış sıfır yapmaya. Hayır, sıfır yapma lütfen. Çünkü 162 zaten üç basamaklı bir sayıdır. Bir diğeri 50 bin. 50 bini ben burada 50 nokta şeklinde yazabilirim. Devamında 121. Sıfır koymana gerek yok. Çünkü 121 sayısı zaten üç basamaklı bir sayıdır. Sevgili öğrencilerim, özel matematik derslerimiz 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar internet üzerinden veriliyor. Haftanın 2 günü birer saat İbrahim Hoca tarafından ben veriyorum dersleri. Bu derslere bağlanmak için 507-215-26-58 numaralı telefonu arayıp ayrıntılı bilgi edinebilirler. Sevgili öğrenciler, hem kesenize uygun hem kaliteli bir eğitim. Emin olun, o matematik sınavından bir ay sonra kendinizi matematikte kanatlanıyor olarak göreceksiniz. 2 numaralı sorumuz 12 puan değerinde. Aşağıdaki doğal sayının basamak adlarını, sayı değerlerini ve basamak değerlerini yapınız. Şimdi çocuklar, ben bu basamak ve sayı değerlerini bir kenara attım. Öncelikle şunu büyüterek yapmak istiyorum seni düşündüğümden. Basamak adları 8'den başlıyorum. En sağdan itibaren birler basamağı, sonra onlar basamağı, sonrası yüzler basamağı. Bunları bölüklerle karıştırmayalım. Sonrası binler basamağı, 10 binler basamağı ve son olarak da 6. basamak 100 binler basamağı. Seneye de milyonlar bölüğünü ve basamaklarını göreceksiniz. Ve sırada basamak değerleri ve sayı değerleri. Sayı değerleri daha kolay. Sayı değeri orada gördüğün rakamın kendisi. Rakamsal değeri. Birler basamağında 8 görüyorsun. Onlar basamağında 3. Yüzler basamağında 9, binler basamağında 4, 10 binler basamağında 0 ve 100 binler basamağında 5 görüyorsun. 8 tane birlik basamak değeri 8 eder. 3 tane onluk 30 eder. 9 tane yüzlük 900 eder. 4 tane binlik 4000 eder. 10 binler basamağı yok. Sıfır ekledim. 5 tane 100 binlik 500 bin eder. Bu şekilde yaptıysan 12 puanda hesaplama yapabilirsin. 3 numaralı sorumuz 3 puan değerinde. Aşağıdaki sayıların birler bölüğünü ve binler bölüğünü noktalı yerlere yazınız diyor bize. Çocuklar, binler bölüğü soldan 3. bölüktür. İsterseniz önce birler bölüğünü yapalım. Çünkü birler bölüğünde 3 tane sayı olmak zorunda binler bölüğü varsa, ama binler bölüğünde kimi 2, kimi 1, kimi 3 tane rakam olabilir. Bakın, birler bölüğünde 357 var yazıldı. Diğerinde
Birler bölümünde 490 var yazıldı. Diğerinde 501 var. Onu da yazdım. Şimdi binler bölümünü çok daha rahat yapabilirsin. Kimi bir sayı, kimi iki sayı, kimi üç sayı olabilir. Çocuklar, binler bölümünde 815 var yazıldı. Binler bölümünde 21 var yazıldı. Binler bölümünde sadece 3 var yazıldı. 3 puan değerindeki bir diğer sorumuz, aşağıdaki sayıları noktalı yerlere yazınız. Binler bölüğünü istediğin gibi yazabilirsin. Tabi buraya dikkat et. Bak, birler bölüğünü başta başlatmışlar. Yani birler ve binler kelimesi arasında iki tane harf var. Bir R, bir L harfi. Yani orayı eğer bir hatalı okursan sayıyı yanlış oluşturabilirsin. Şimdi binler bölüğüne ben 307'yi yazdım. Birler bölüğü 4. İyi de burada 3 tane rakam olmak zorunda. Önce çift 0, sonra 4'ü getirmem gerekiyor. Binler bölüğüne 25'i getirdim. Birler bölüğüne 92 varmış. Önce 0, sonra 9 ve 2. Neden? Çünkü binler bölüğü varsa birler bölüğünde 3 tane rakam olmak zorunda. Bak, kandırmasın soru seni, tamam mı? Sen soruyu tuş et. 342'yi başa getirme lütfen. Binler bölüğünde 154 var. Birler bölüğünde 342 var. 5 numaralı sorumuz. Aşağıdaki sayı örüntülerinde eksik olan sayıları tamamlayın 4 puan değerinde. Hemen bakalım. Çocuklar, 2, 5, 8, 11 diye gidiyor. 3 eklemiş 5 olmuş. 3 eklemiş 8 olmuş. 3 eklemiş 11 olmuş. O zaman 3 ekledim 14. 3 ekledim 17. 1, 5 eklemiş 6 olmuş. 1 çıkarmış 5 olmuş. 5 eklemiş 10 olmuş. 1 çıkarmış 9 olmuş. 5 eklerim 14 olur. 1 çıkartırım 13 olur. Bir diğeri. 30'dan 26'ya 4 çıkarmış. 26'dan 22'ye 4 çıkarmış. 4 daha çıkartırım 18 olur. 4 daha çıkartırım 14 olur. 23, 5 daha 28, 5 daha 33, 5 daha 38, 5 daha 43, 5 daha 48. 4 puan değerinde bir diğer örüntü sorumuz. Aşağıdaki kurala uygun olarak sayı örüntüsünü oluşturunuz. Artı 3, eksi 2. Yani 3 artar, 2 eksilir. Önce 3 artar olacak sırayla. 15, 3 artar. 18, 2 eksilir. 16, 3 artar. 19, 2 eksilir. 17. 3 artar. 20, 2 eksilir. 18'i bulabilir. 7 numaralı sorumuz 2 puan değerinde sevgili öğrenciler sayı oluşturma olarak geçiyor. Diyor ki bu rakamlar birbirinden farklı. 4 basamaklı aşağıdaki sayılar en küçük sayı oluştur diyor. Oradaki rakamları ok yönünde küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın. 1, 2, 5, 6. Büyük sayı oluşturmak için yine ok yönünde, bu sefer büyükten küçüğe doğru sıralayacaksın. 6, 5, 2 ve 1 olarak yaptım. 8 numaralı sorumuz. Çocuklar, yarısı yok. Bilerek farkındayım. Aşağıda verilen tablodaki sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzle yuvarlayarak sayıları tamamlayınız diyor bize. Şimdi ben bunu buradan keseyim. Tamam mı? Ekranın dışına atayım. Sonra en yakın yüzle yuvarlama yapabiliriz. En yakın onluk için sayının birler basamağına bakmam gerekiyor. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa kendinden 5'ten küçük sayı kendi onluğunda kalır. Ben bunu 4250'ye yuvarlayabilirim. Birler basamağında 7 var. Bir sonraki onluk. 3510 daha 3510 olur. Onluğa yuvarlamada birler basamağının daima 0 olduğunu unutma. Birler basamağında 4 var. Kendi onluğunda kalır. 2060'tır kendi onluğu. 1845 birler basamağında 5 var. Bir sonraki onluk 1840, tam sonra gelen onluk 1850'dir. Her yaptığını 1 puan olarak hesaplayabilirdin. Onluğa yuvarlama için söylüyorum. Aynı şey yüzle yuvarlama için de geçerli. İstersen birazcık daha büyütmeye çalışalım sevgili öğrencim. Son iki basamağına bakıyoruz. Bunda da 50 ve 50'den büyük olan sayılar bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Sayının yüzlüğünü okunuşundan da çıkartabilirsin. 4200 den sonra gelen yüzlük 4300'dür tabii ki. Son iki basamağı 7. 50'den küçük. 3500. Bu kendi yüzlüğü. Kendi yüzlüğünü yaz bakalım. Unutma, yüzlüğe yuvarlamada son iki basamak daima çift sıfır olmak zorunda. Son iki basamağı 64. 50'den büyük. Bir sonraki yüzlük 2000. Hocam, burada yüz demedik çünkü yüzlüğü yok. O zaman birinci yüzlüğünü alsın. 2100 olur değil mi? 2100'ü aldık. Son iki basamağı 45, 50'den küçük, kendi yüzlüğünde kalır. Kendi yüzlüğünü zaten okunuşundan çıkartıyorsun. 1800, işte sana kendi yüzlüğü. 9 numaralı sorumuz, aşağıda verilen doğal sayıları çözümleyin. Çocuklar, 3 tane farklı çözümleme var. Mesela 5 tane 100 binlik, 3 tane 10 binlik, 8 tane binlik, 1 tane yüzlük, 0'ı çözümlemene gerek yok. 3 tane birlik diyebilirsin. Mesela 3 birlik diye böyle yazı yazarak yapabilirsin ama ben biraz kolayına gitmek istiyorum.
Hani 5 tane 100 binlik 500 bin eder sevgili öğrencim. Artı çözüm dedim. 3 tane 10 binlik 30 bin eder. Sıfırlara dikkat edeceksin, tamam mı? Çok sıfır kullanıyor çünkü. Artı 8 tane binlik 8 bin eder. Artı 1 tane yüzlük 100 eder. Artı onluklar 0 tane onluk 0 eder. Yazmana gerek yok. 3 tane birlikte 3 eder. Aşağı geçtim. 10 binler basamağı. Hocam ben sıfırları karıştırıyorum. 3'ü yazdın ya. 3'ün yanında kaç tane rakam var? 4 tane. 4 tane sıfır koy buraya. Tamam mı? Yanına koy 4 tane sıfırı. O zaten otomatikman çıkar. Bir şey yapmana gerek yok yani. 7'yi çözümleyeceksin. 7'yi yazarsın. Basamak değeri bulmak gibi. 3 tane rakam var yani. 3 tane rakam varsa 3 tane sıfır koy. Çözümleyebilirsin. 7 tane binlik. Yüzler basamağı sıfır çözümlememe gerek yok. 4 tane onluk 40 eder. 6 tane birlik 6 eder. Bir diğeri. 5 tane binlik var orada. 5000 eder. 0 tane yüzlük. 2 tane onluk 20 eder. 0 tane yüzlük 0 ettiği için çözümlemiyorum. 8 tane birlikte 8 eder. Yazıldı. 7 tane binlik var. 7000 eder. 9 tane yüzlük 900 eder. 8 tane onluk 80 eder. 2 tane birlikte 2 eder. Yaptığın her doğruyu 1 puan olarak da hesaplayabilirsin. Mesela bunu şöyle yapabilirim işte. 7 binlik. Bu uzun ama artı işte 9 yüzlük. Ya da şöyle yapabilirsin. 7 çarpı 1000 artı 9 çarpı 100. Sana kalmış. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 4. sınıf çalışmalarını görmektesiniz. 1. DVD ana DVD. İçerisinde Türkçe, matematik, sosyal, fen bilgisi derslerine ait konu anlatımları, soru çözümleri, alıştırma etkinlikler, yazılı soruları, 674 adet ders videosu, 133 saatlik bir anlatım. İkincisi yeni nesil sorular. En son çözdüğüm sorular burada. Binlerce soru çözümü. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi derslerine ait binlerce soru çözümü. 165 adet ders videosu var. 27 saatlik bir anlatım. Gir buraya bana ait olan internet adresi ilköğretimvideo.com. Satın alacağın 4. sınıf DVD'si ile ilgili ayrıntılı bilgiyi edinip siparişini verebilirsin. 10 numaralı sorumuz 5 puan değerinde aşağıda çözümlenmiş olarak verilen doğal sayı rakamlarla yazınız diyor bize. Çocuklar burada da basamaklara dikkat edeceğiz. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler diye gidiyor. Şimdi 400 bini yazdın. 10 binler nerede? Yok. Yoksa o sıfırı eklemezsen gider. Benden uyarmasın. 3 tane binlik yazıldı. 2 tane yüzlük yazıldı. 3 tane onluk yazıldı. 5 tane birlik yazıldı. Şunu diyeceksin ya. Bir sayı 400 binlik ise o sayı 6 basamaklıdır. Eğer ben buraya sıfırı yazmazsam 5 basamak çıkıyor. Dolayısıyla oradaki sıfırı bu şekilde de bulabilirsin. Bak buna bakıyorum. 6 tane 10 binlik sayı 5 basamaklı olması gerekiyor. 6 10 binlik, 9 yüzlük, 2 onluk, 1 birlik. 4 rakam var orada. Demek ki bir basamak yok orada. O basamağı yerine yazman gerekiyor. 6 10 binlik yazıldı. Hani binlik? Yok. O zaman bir tane sıfır ekle. 9 tane yüzlük, 2 tane onluk, 1 tane birliği de yazdım. 8 tane 10 binlik yazıldı. 9 tane binlik yazıldı. 1 tane yüzlük yazıldı. Onluk yok. Lütfen sıfır ekle. 3 tane birlik yazıldı. Sevgili öğrenciler bakın 7 tane 10 bin 70 bin. 3 tane bin 3 bin. Yani ben buradaki binler bölüne baktığım zaman 73 bin. 73 nokta. 7 tane 100 700. 4 tane 10 40. 740. Bunu da birler bölüne yazdım. Geldim diğerine. 6 tane 100 bin. 3 tane bin. 10 binler basamağı yok. Bunların ikisi binler bölüğünde. 603 bin. 603 bin. 603 nokta. 2 tane yüzlük 200. 5 tane onluk 50. Ne oldu? 250. 9 da birliğim var. Oldu sana 259. 11 numaralı sorumuz 8 puan değerinde. Çocuklar yine sıralama doğal sayılarda karşımıza çıkan bir alt konuydu. İşte büyükten küçüğe, küçükten büyüğe. Ve burada bak büyüktür işareti olduğunu biliyorsun. Hepsi de 4 basamaklı. Hepsinin de binler basamağı 9000. Bak. Bura 8000, bura 2000, bura pardon, bura 800, bura 200, bura 300, bura 300. 800 daha büyük değil mi? 9854. Sonra 300'ler gelecek. 2 tane 300 var. Biri 33, biri 14. Bunlardan biri ikinci, biri üçüncü olacak. 33 14'ten daha büyük. 9333, 9314 ve bunların en küçüğü de 9214. Yaptığın her doğruyu 2 puan olarak hesaplayabilirsin. Hepsinin 5 basamaklı olduğunu görüyorum. 99 bin, 99 bin. Hepsi de 99 bin. O zaman birler bölüğüne bakalım direkt. 315.
99, 918 ve 156. Hangisi büyük? 918. 99.918, sonra 315 gelir. 99.315, 99.156, 99.099. Büyükten küçüğe doğru sıraladım. Bunları da küçükten büyüğe doğru sıralayacağım sevgili öğrencim. Hepsi 2000. Yüzler 2600, 2000, 2100, 2500, 2067 var orada bak. Yüzleri 0, 2067. Sonra 2100, yüzler basamağında 1 var, 5 var, 6 var. Önce 1 gelsin. Yani 2167. Sonra 5 gelsin, 2540. Sonra 6 gelsin, 2651. Ve geldik bir diğerine. Yine küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Binler bölümünde. Hepsi zaten 560.000. Küçüğü bulalım. 314 var, 84 var, 80 var, 82 var. 80 en küçüğü değil mi burada? 560.080. Küçüktür. 560.082. Küçüktür. 560.084. Ve küçüktür. 560.314. 12 numaralı sorumuz 5 puan değerinde doğrulara D, yanlışlara Y harfini yazmamızı istiyor bizden. 6 rakam kullanılarak yazılan sayılar 6 basamaklı doğal sayılardır. Kesinlikle doğru bir bilgi. 5 rakam varsa 5 basamaklı, 3 rakam varsa 3 basamaklı. 5 basamaklı doğal sayıların en büyüğü 10.000 sayısıdır. 5 basamaklı doğal sayıların en büyüğünü 9'u 5 defa yan yana yazarak bulabilirsin. Yanlış bir bilgi. 10.000 olmaz. En küçüğüdür o. 13.524 sayısının birler bölündeki sayı. Birler bölüğünde 524 var. Burada 13 diyor. Yanlış yavrum, yanlış. 705.342 sayısındaki 5 rakamının basamak değeri. Ya 5 burada binler basamağında. 5 tane binlik 5.000 eder. Ama burada 50.000 diyor. Yanlış yavrucum, yanlış. Bir diğeri. 3.245 sayısının çözümlenmiş hali. 3 tane binlik doğru. 2 tane yüzlük doğru. 4 tane onluk doğru. 5 tane birlik doğru. Buraya D harfini yazmam gerekiyor. Yaptığın her doğru cevap içinde 1 puan olarak hesaplama yapabilirsin. 13 numaralı sorumuz. Toplama işlemlerinin sonuçları noktalı yerlere yazınız, verilmeyen sayıları bulunuz diyor. 7, 6, 13, 13 elde var. 1 ekledim. 9, 4 de burada. 14'ün 4'ü. Elde var. 1 ekledim. 9, 5 de burada. 14'ün 4'ü. Elde var. 1, 5, 2, 7, 1 de elde. 8. Hoca diyor niye bu kadar hızlı anlatıyorsun diyor. Yavrucuğum sen de çok yavaş anlatıyorsun. Yani sen orada dikkatini dağıtmak için elinden geleni yapıyorsun. Ya bu seri anlatılır bu. Yani problem çözmüyor. 7 6 daha diyor. 13 diyor. Duruyor. Ya 13'ün 3'ü elde var. Biri hemen ekle. Duraksadığı için bu sefer eldeyi unutuyor ya da şaşırıyor ya da yetiştiremiyor. Sen de hızlı çöz. Sen de hızlı çözmeye çalışsana. 7, 4 daha 11'in 1'i. Elde var 1. 8, 5, 13. 1 de elde. 14'ün 4'ü. Elde var 1. Ekledim 8. 5 de burada. 13'ün 3'ü. Elde var 1. 6, 2, 8. 1 de elde. 9 eder. 1 diyelim. Verilmeyen rakamı bulma. Bir sayıyla 0'ı topluyorsun 6. 6, 0 daha 6 eder. 8, 4 daha 12'nin 2'si. Elde var 1 ekledim 3. 3, 6 daha 9. Bura çözülse bile çözeceksin. En azından sağlama yaparsın. Ve bana buradan bir elde geliyor mu? Gelmiyor mu? O bizim için önemli. Gelmiyor. O zaman 5 ile 1'i toplar 6'yı bulurum. Yaptığın her doğruyu 2 puan olarak da hesaplayabilirsin. 14 numaralı sorumuz. Toplama işlemin çıkar da çıkarma işlemi çıkmaz mı? Çıkarma işlemlerinin sonuçları noktalı yerleri yazınız. Verilmeyen sayıları, rakamları bulunuz diyor bize. 3'ten 6 çıkmaz, 10'luk aldın 1 kaldı. Komşudan aldığın eldeyi unutuyorsan lütfen sil, tepesine geriye kalan sayı yaz. 13'ten 6 çıktı 7 kalır. 1'den 4 çıkmaz, 10'luk aldım 7 kaldı. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. 7'den 5 çıktı 2 kalır. 5'ten 2 çıktı 3 kalır. 4'ten 3 çıkmaz, sıfırlarda biraz şaşırıyor öğrencilerimiz. Hiç gerek yok. 0 burada yok. 10'luğu aldın 6'dan. Bura 9. Burası 10 olur. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı bu arada. 10'dan 8 çıktı 2 kalır. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. Şimdi bir sayıdan 0 çıkmış 6 kalmış sevgili öğrencim. 6'dan 0 çıkarsa 6 kalır. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. Bir sayıdan 6 çıkmış 3 kalmış. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır.
Emin ol, bu verilmeyen rakamı bulma, hem toplama hem çıkarma için kolay çıkarmalar, toplamalar benden demesi. 15 numaralı sorumuz, aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini zihinden yaparak karşılarına yazınız diyor bize. Biraz daha büyütmeye çalıştım. Çocuklar 2504. Ben buna 3 tane yüzlük ekleyeceğim. Yüzler basamağında kaç var? 5. 5'e 3 tane yüzlük eklersen ne olur? 8 tane yüzlük olur. 8 tane yüzlük de 8 eder. Diğer sayıları ellemiyoruz. 6800. Mesela 68 tane yüzlük var. 6 tane yüzlük daha gelirse 74 tane yüzlük kalır. Yanındaki 02'yi de ekledim. Çıkarma yapıyorum. 74 tane yüzlükten sen 9 tane yüzlüğü çıkartırsan geriye 65 tane yüzlük kalır. Yanındaki 01'i de aynen yerine yaz. 79 ya da direkt burada 9 tane yüzlük var. Ben buradan 5 tane yüzlük çıkartırsam geriye 4 yüzlük kalır. Bak 4 tane yüzlük. Başındaki 7'yi, birlikler ve onluklardaki 46'yı da ellemiyorum. 16 numaralı sorumuz bir problem. 5 puan değerinde bir ilçede 2643 erkek, 2928 kadın, 3025 çocuk yaşamaktadır. İlçede toplam kaç kişi yaşamaktadır? Üçlü toplamayla yapalım lütfen. 2643 erkek, 2928 kadın ve 3025 tane de çocuk. Üçünü toplarsam bu ilçedeki toplam kişi sayısını bulabilirim. 8, 3, 11, 5 de burada 16'nın 6'sı elde var. 1. Ekledim 5. 2 daha 7. 2 daha 9. 9, 6, 15'in 5'i elde var. 1. Ekledim 3. 2 daha 5. 3 de burada 8. Bu ilçede 8596 kişi yaşamaktadır. Aşağıda bulunan tablodaki işlemin önce tahmini sonucunu, sonra işlem sonucunu, daha sonra da karşılaştırma yaparak tahmini sonucu işlem sonucu arasındaki farkı bulunuz diyor. Çocuklar 9 puan değerinde. Burada diyor ki işlemi onluğa yuvarla diyor. İkinci bir işlemle karşımıza çıkacak. Onda da yüzlüğe yuvarlamamızı isteyecek. Önce ekranda bir tane işlemi yapmaya çalışalım. Tahmin burada birler basamağına bakarım. Birler basamağında 3 var. 5'ten küçük. Kendi onluğunda kalır. 6810 olur. Birler basamağında 6 var. Bir sonraki onluğa yuvarlanır. O da 1250 olur. Tahmini sonucumuz topladım hemen. 0, 6, 10'un 0 elde var. 1'e ekledim. 8, 8060 oldu. İşlemin gerçek sonucuna bakacağım. 6813 ile hemen 1246'yı toplayacağım. 6, 3 daha 9 eder. 4, 1 daha 5 eder. 8, 2 daha 10'un 0 elde var. 1, 6, 1, 7, 1 de elde 8 eder. İkisi arasındaki farka bakacağım. Direkt 1 yazabilirim sevgili öğrencim. Çünkü 8060, 8059'dan 1 daha fazla ya da tahminin bir fazla geldi gibi bir ifade de kullanabilirsin. Çocuklar burada da yine tahmin ama yüzlüğe yuvarlama yapacağız. Son iki basamağı 58, bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır 6800. Son iki basamağı 32, kendi yüzlüğünde kalır 2500. Tahmini toplamasına hemen bakıyorum. 0, 0, 8, 5, 13, 13 elde var. 1, 6, 2, 8, 1 elde 9 eder. İşlemin gerçek sonucu 6758, 2532. Bunları topluyoruz. 8, 2 daha 10'un 0 elde var. 1, 5, 3, 8, 1 elde 9. 7, 5 daha 12'nin 2'si elde var. 1, 6, 2 daha 8. 1 elde 9. 9300 ile 9290 arasında 10 fark vardır. Karşılaştırma. Yani burada işlem ne yapabilirsin? 9300'den 9290'ı çıkartabilirsin. Şu yorumda da bulunabilirsin. İşte tahminim gerçek sonuçtan 10 daha fazladır gibi yorumda da bulunabilirsin. Sevgili öğrenciler, yazılımız bitti. Yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, aldığın puanı yorumlar kısmında bizimle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Diğer yazılılardan, konu anlatımlarından, soru çözümlerinden haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum.